Evet acaba kehanet gerçekleşiyor mu? İktidar da reisçiler ve akçılar şeklinde mi ikiye ayrılıyor? Erdoğan kulisi. Gözlerinin yaşına bakmayacağım. Bu haberi gördüğüm zaman acaba gene kimin gözünün yaşına bakmayacak diye düşündüm. Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığına toplanan AKP, MKYK'de seçim sonuçları değerlendirilirken Birçok ilin kaybedilmesinde muhtarlık seçimi nedeniyle yüz binlerce seçmenin taşınmasının da etkili olduğunu belirterek muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçiminden ayrılması için düzenleme yapılması eğilimi ortaya çıktı. İstanbul seçimine yönelik tartışmalarla ilgili olarak sonuç ne olursa olsun biz YSK ne karar verirse bunu kabul edeceğiz. Allah razı olsun. Her türlü olasılığa hazır olmamız gerekiyor dedi. Seçimin tekrar etmemesi gibi ufak bir şeye de olasılığa da hazır olmak lazım. Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan, trenin içinde olup ya da görünüp partiye muhalefet etmek ihanettir diye konuştu. Allah. Çok garip kafalar arkadaşlar. Şunu görüyorum. Bu muhalefette de ayrışmalar oluyor ya. Olacak tabii. Diyorum ya. CHP'nin en büyük rakibi CHP'nin içi aslında. Önce bir orayı halletmeleri lazım yani. Bu böyle. Genelde de böyledir zaten. Yani en büyük rakibin aslında dışarıdaki değildir. Kendi içini halledebilmen lazımdır. Kendi içinde birlik olursa evde olsun, ailede olsun, sülalede olsun, ne bileyim çekim yapıyoruz çekim ekibinde olsun. Birlik olursa o zaman yardırırsın. Ama kendi içinde sıkıntı varsa en büyük sorun odur. Önce çözmen gereken sorun odur yani. Ama buna mutlaka yandaş medya işte CHP'de birbirine girdi şeklinde haber yapar. Yani abicim siz sürekli birbirinize giriyorsunuz. Ve baya baya kanlı bıçaklı oluyorsunuz yani. Buna rağmen işte Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na nezaket çerçevesi içinde kendisi artık istifa etsin rica ediyorum şeklinde konuştuğu zaman daha bunlar kendi içlerinde birliği sağlayamadı. Nasıl ülkeyi yönetecek lafa iyi al işte. Parti içindeki muhalifleri sert bir dille eleştiren Erdoğan. Trenin içinde olup ya da görünüp tren ne ya? Partiye muhalefet etmek ihanettir diye konuştu. O yüzden işte. Hani şey vardır ya bir karına bile hakim olamıyorsun lafı vardır kahvede falan söylenir. Abi bir karına bile hakim olamıyorsun. Yani ben demiyorum ama bak ben demiyorum ama bazıları konuşuyor. Bir karısına bile hakim olamıyor. O hani çok büyük bir şeydir ya hakarettir ya. O yüzden bu insanlar da kendi içlerinde kendilerini muhalefet yapan çıkınca aşırı kızıyorlar. Aşırı sinirleniyorlar. Aşırı tepki gösteriyorlar. Partide değişim olacağını net mesajlarını veren Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım tepeden tırnağa değişim olacak. Ama bunu gazete köşelerinde yazanlarla troller istedi diye değil vatandaşın mesajı doğrultusuna gerçekleştireceğiz ifadesini kullandı. Çok merak ediyorum şu an ne olacak arkadaşlar. Farkında mısınız? CHP de aslında kendi içinde sıkıntılı. Şu an AKP de kendi içinde sıkıntılı. Ve ciddi ciddi kendi içindeki sıkıntıyı en düzgün bir şekilde çözen bir sonraki seçimde çok büyük avantaj sağlar. Ne olacak çok merak ediyorum. Çünkü bir iki kişiyi disiplin kuruluna sevk edip partine atmaya benzemiyor bu. Partinin yarısını değiştirmeye çalışırsan o yarısı da sana mukavemet gösterirse ne olacak? Açıkçası merak ediyorum. Bak baştan söyleyeyim. Baştan söylüyorum. İnsanları AKÖ'cü, reis öcü falan diye FETÖ'cü falan diyorlar ya. FETÖ'cü diye işte şey yapıyorlar. Herkesi etiketlemeye çalışıyorlar. Alakalı alakasız. Fethullah'la en çok mücadele eden adamları bile FETÖ'cü diye etiketliyorlar. O yüzden baştan söyleyeyim. Beyan ediyorum, iki tarafı da tutmuyorum. O yüzden iki tarafta beni karşı tarafı tutmakla suçlarsa bu podcast şahidim olsun. Burada da ilgili haber var, ilginç. Gazeteci Emine Kaplan kulislere dayandırdığı haberinde bu duruma gelinmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistem nedeniyle partiye yeterince zaman ayıramamasının neden olduğu parti politikalarının sarayda belirlenmesi nedeniyle saray ve genel merkez arasında kopukluklar yaşandığına dikkat çekiliyor ifadesini kullandı. Burada da özetle şunu diyor. Daha önceki yerel ve genel seçimlerde aday belirleme süreçlerinde birden fazla kademede komisyonlar kurulur. Yani birkaç kademe oluyormuş. Onlar adayları belirliyorlar, nabız yokluyorlar. En sonunda başkana yolluyorlar. Başkan da onların arasından seçiyormuş. Ancak bu sefer adayları dar bir ekip belirlemiş. Ve biliyorsunuz arkadaşlar başkanlık sisteminden sonraki ilk belediye başkanlığı sanırım bu. Değil mi? İkisine birden yetişememiş. Yani iki işi birden yapmaya çalışınca ikisine birden yetişememiş. İkincisi de çok az kişinin fikri sorulmuş. Yani cumhurbaşkanıyla birkaç kişi daha bunlar belirlemiş. Diğer adayların ya da diğer üyelerin görüşleri fazla alınmamış. Şimdi tabii ki siz ne bileceksiniz abicim? Siz imparatorumuzdan, başkanımızdan daha mı iyi bileceksiniz? Başkanımız ne derse doğrudur. Bence, bence arkadaşlar yetki az az, yetki az. Biraz daha yetki verilsin. Bak Yeni Şafak yazarı demiş ya, bekamızı demokrasiye feda edemeyiz demiş. Yavaş yavaş demokrasi tramvayının son durağına geliniyor mu acaba? Öyle. Evet, bekleyip göreceğiz. Bu değişim nasıl bir değişim olacak?